Başlangıçta açıkçası biraz süreçten bahsetmek istiyoruz ve sizi nelerin beklediğinden bahsetmek istiyoruz. Uzun bir süreç olacak, uzun bir süre birlikte olacağız. İlk öncelikle bir 20-30 dakikayı biz bu süreçle alakalı ve kendimizle alakalı bilgiler vererek başlamak istedik. Bu noktada Çağrı abi konuğumuz, onu YouTube'dan tanıyorsunuz zaten. Şöyle yapalım, sorularımıza geçelim. Foxtev kimdir? Topluluk olarak neyi hedefliyoruz? Bu bootcamp ile neyi hedefliyoruz? Abi kısaca bunlardan bahsedebilir misin bize? Evet, tabii ki bu arada herkes hoş geldi. Tekrardan bu gecikme için lütfen kusura bakmayın. Bunun telafisini yapacağız. Ben Foxtev'in biraz tarihinden bahsedeyim. Çok geniş bir tarihi yok ama biz geçtiğimiz sene 2020 Aralık ayında yayın hayatımıza başladık. İki kişi olarak başladık, üç kişi olarak devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz PAF takımla birlikte bu Foxtev ailesini destekliyoruz. Biz tamamen kendisini yazılıma odaklamış bir yazılım topluluğuyuz aslında. İlk baştan beri böyle yola çıktık. Topluluk kapsamında şimdiye kadar 300 saatten fazla canlı yayın ve 100'den fazla YouTube içeriği ürettik. Ve birçok arkadaşımızı da yazılım alanında bilgi ve tecrübelerimizi aktardık. Umarım bu alanda şimdiye kadar başarılı olmuşuzdur ki olumlu geri dönüşümler alıyoruz bu anlamda. Ana eğitim çerçevemiz Java ve open source teknolojileri olarak başladık. Aslında öyle olsa da birçok arkadaşımızın bilgi birikimlerinden de faydalanarak her alanda yardımlaşmayı amaç edinmiş. Şu anda bine yakın kişi Foxtev ailesi çatısı altında toplandı. Bu rakamlardan şu anda çok mutluyuz. Özellikle Discord bizim için çok değerli. Çünkü burada kişilere böyle direkt dokunabiliyorsun. Ben mesela JavaScript ile ilgili bir problem yaşadığımda direkt Kudret'e gidiyorum. Kudret Davidov var. Ya da başka bir şeyle ilgili mesela Python ile ilgili Noyan var bizim. DirectX ona gidiyorum falan. Sizden de bu aktiviteyi bekliyoruz aslında. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız çokça sayıda var. Burası böyle bir sadece birkaç kişinin böyle dersler anlattığı ya da eğitimler verdiği bir kanal değil. Burada farkındaysanız hiç kimse Foxtev adıyla girmiyor zaten Discord'a ya da yayınlara falan. Ben kendi adı kimliğimle giriyorum. Herkes kendi kimliğine giriyor. Bunun sebebi en baştan beri bunu söylüyoruz. Buranın bir sahibi yok. Buranın sahibi herkes. O yüzden umarım bu topluluktan sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Ve aramıza, ailemize hepiniz tek tek hoş geldiniz diyorum. Topluluk olarak amacımız yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza el uzatmak, olabildiğince bilgi birikimlerimizi anlatmak ve en başta da söylediğim gibi yardımlaşmayı ve bilgi paylaşımını ön plana çıkartmak istiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda bizlerle birlikte dirsek temas çalışan PAF takım oluşturduk. Kendileri 5 canavar gibi arkadaşımız bizlerle birlikte zaten size bu Bootcamp'i ayarlayan arkadaşlarımız. Bizler sadece onlara destek oluyoruz. Bootcamp'te neyi hedefliyoruz? Aslında asıl soru bu. Bootcamp sadece Java değil, yazılım alanında ilerlemek isteyen her seviyedeki kişilere göre dizayn edildi. Yani şöyle, sizin herhangi bir yazılım dili bilmenize ya da yazılıma ilk defa başlıyor olabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Bu Bootcamp tamamen her seviyedeki insana hitap edecek şekilde dizayn edildi. Amacınız yazılım sektörüne hazırlanmak olabilir. Yazılım temellerini tekrardan hatırlamak isteyebilirsiniz. Bizim amacımız da zaten bu bootcamp ile birlikte bunları vermek. Ve tabii ki Java yazılım dilinin mantığını, çalışma prensiplerini de aktarmayı planlıyoruz. Böylelikle de devam eden süreçte dilediğiniz, yani bunları öğrendikten sonra dilediğiniz alana daha kolay yönlenebileceksiniz. Çünkü yazılıma ilk başladığınız yazılım dili C++ gibi, Java gibi, C# gibi temel yazılım temellerini daha ön plana çıktığı diller olmalı. Python mesela iyi bir başlangıç değildir. Çünkü Python'da birçok şey hazırdır.
her şeyi hazır olarak alırsanız siz başka bir alana yönlenmek istediğinizde zorlanabilirsiniz. Java o yüzden güzel bir başlangıç noktası. Biz de bu bootcamp'te arkadaşlarımızı bu sektöre hazırlamak istiyoruz. Belki de birer Java developer olarak iş bulma imkanınız da olacaktır. Umarım olur herkes için. Bunu cani gönülden diliyorum. Bu arada ben kendimden bahsedeyim. Beni tanımayanlar için bu düdük makarnası kim demesin arkadaşlar. İsmim Çağrı Dursun. 2,5 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Teknoloji arkitekt olarak bir RealWorks isminde bir firmada çalışıyorum burada. Yaklaşık 13 senedir, tabii 2008, 13 sene olmuş. 13 senedir sektördeyim, yazılımla uğraşıyorum. Yani ben paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden zaten bu kanalı açtık. Bu topluluğu oluşturduk. Bu kadar. Kısaca da kendimden bahsetmiş olayım. Evet abi, gayet açıklayıcıydı. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, PubTalk'ın da bilgisayar yazılım mühendisliği öğrencisi veyahut da mezun olmuş ve Java backend alanında çalışan arkadaşlardan oluşuyor, ben dahil. Ve bu eğitimin amacı açıkçası insanlara ücretsiz bir şekilde içerik üretmek, komüniteye ile birlikte olmak, paylaşmak, tanışmak, sohbet etmek. Çünkü bunun değerine biz inanıyoruz topluluk olarak ve bir şeyin en etkili öğrenme yolunun aslında öğretirken öğrenmek olduğu felsefesine de biraz hakimiz. Sıradaki slayta geçeceğim. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa abi? Yok. Yok. Şöyle aslında, şimdi hep bir teknoloji çıkıyor. Mesela işte JavaScript tarafında da çok çıkıyor karşımıza veyahut da başka şeyler. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve abi buna ihtiyaç var mıydı diye düşündüğümüz çok oluyor bazen. Hani ne gerek vardı, niye çıktı? Mesela Java'nın kurulduğu veyahut da ortaya çıktığı yılları değerlendirirsek Java'ya ihtiyaç neden vardı mesela? Bunu bir değerlendirebiliriz. Ya şimdi şöyle, Java'nın burada aslında özelliklerine girmek lazım biraz. Ama ben daha çok tarihinden çok Java'nın ne olduğunu da biraz konuşmak istiyorum. Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada biz Java derken aslında tek bir yazılım dilinden bahsetmiyoruz. Burada bir platformdan bahsediyoruz. Bir ekosistemden bahsediyoruz. Bir dünyanın en büyük yazılım komünitesinden bahsediyoruz burada. Java bir de her yerde çalıştırılabilen uygulamaların yazılabildiği bir dil olarak karşımıza çıkıyor. İşte aslında Java'nın ihtiyaç noktası burada başlıyor. Çünkü daha öncesinde yazılan bir yazılım, üretilen bir uygulama sadece bilgisayarda çalıştırılabiliyordu. Ama James Gosling amcamız dedi ki, yok arkadaş, ben bir kod yazıyorsam istediğim bilgisayarda çalıştırmam lazım. İşletim sistemi bağımsız. Ha, o zaman burada karşımıza ne çıkıyor? JDK ve JRE çıkıyor. Yani Java Development Kit, Java Runtime and neydi? Environment. Yani JVM dediğimiz o sanallaştırma makinesi, sanallaştırma ortamları çıktı. Ve Java ile aslında bu ihtiyacı kapatmış olduk. Bu geliştirmelerle uygulamalar, ürettiğimiz uygulamalar her yerde çalıştırılabiliyor oldu. Ve bundan dolayıdır ki hala dünya üzerinde en çok tercih edilen yazılım dili haline gelmiştir. Ve bu hiçbir zaman 25. senesi, 26. senesi bu sene. Ve değişmeyecektir bu. Çünkü Java dünya üzerindeki sistemlerin birçoğunda var olan bir platform. O yüzden bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Şöyle abi, aslında neden kalıcı olduğu tarafına daha ileriki slaytlarda gireceğiz. Ama hani çok basit olarak bugün işte Android cihazlarda kullandığımız mobil bankacılık, telekomünikasyon uygulamaları, uzaya gönderilen roketler. Yani hemen hemen her şeyde Java dili kullanılıyor ve geliştiriliyor. Bu konuyu daha ileride detaylı olarak açacağız abi. O yüzden böldüm. Diğer soruya geçeceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var ya. Şimdi C# kimindir abi? Microsoft'undur. Bunun özelliklerine kim karar verir? Microsoft karar verir. Hani böyle bir şey var. Yani Microsoft derse ki ben bu sürümde bu özelliği istemiyorum, community onu çok sevse bile yapacağı bir şey kalmıyor. Evet. Burada işte
Java mesela Oracle çatısı altında bulunuyor ama burada çok yanlış anlaşılma var. Yani Java'yı da sanki bir C# Microsoft'la olan bağı gibi insanlar zannedebiliyor. Bu noktada mesela Java Oracle'ın mı veyahut da Java diline eklenecek yeni özellikleri kim belirliyor? Özellikle bu Java'yı Java yapan arkasındaki Java Community Process dediğimiz karar vericileri ve asıl Java'nın gücünü aldığı bu ekosistemden biraz bahseder misin abi? Yani şimdi şöyle, bir kere burada open source mantığını, open source felsefesini anlamak lazım bunu anlamak için. Open source dediğimiz şey nedir? Open source bir uygulama, senin de az önce söylediğin gibi C# mesela sadece Microsoft belirliyor. Geleceğini de o belirliyor, lisansının ücretini de o belirliyor. Ne bileyim, bugün fonksiyonel programlamayı desteklerken yarın desteklemeyeceğini de o belirliyor. Her şeyini o belirliyor ama işte Java'nın gücü burada geliyor. Java'da herkes söz sahibi. Ben de gidip Java'nın core'una gidip bir kod yazabilirim eğer çok kendime gelişti, şu an öyle bir durumda değilim ama ve burada aslında bir seçilmiş mi diyeyim, nasıl diyeyim, bir topluluk var. Gelen talepleri değerlendiren, gelen o merge quest'leri değerlendiren bir güruh var. O güruh birkaç kişiden değil, binlerce kişiden oluşuyor. Ve haliyle herkesin bir katkısı olabiliyor Java tarafına. İşte burada community'nin gücünü çok güzel kullanmış oluyor. Şimdi bu community'nin büyük olması sizin ne avantajınız? Şimdi şey diyebilir, bana ne ya, kim geliştiriyorsa geliştirsin diyebilirsiniz. Şöyle düşünün, herhangi bir konuda takıldınız ya da bir fikir sahibi olmak istiyorsunuz, community'ye başvurabilirsiniz. Microsoft'a başvurduğunuz C# tarafı için söylüyorum. Şimdi C# da gömmeyeyim de bu sefer Microsoft'a başvurmanız lazım. Evet, orada da bir community var, orada da bir yardımlaşım var. Okey. Ama günün sonunda örneğin bir Oracle'da bir ürün aldınız. PLSQL mesela. Orada takıldığınız zaman Oracle size danışman yollar. Şirketseniz eğer. Ama Java'da buna gerek yok. Bir komünite dahilinde probleminizin karşılığını bulabilirsiniz. Çözümünü bulabilirsiniz kısacası. O yüzden bu çok büyük bir güç Java developerlar için. Evet, şunu da ekleyeceğim abi ben. Arkadaşlar şöyle, mesela Java'nın spekleri açılıyor ve bunlar internette yayınlanıyor. Adobe spec programları var. Aynı şekilde ilgili olan arkadaşlar için Jakarta İl tarafında da var. Bu topluluklar daha çok Jack'lardan oluşuyor. Jack'lar da gönüllü topluluklar. Türkiye'de de işte Türkiye Jack var, İstanbul Jack gibi topluluklar var. Buraya girip bu speklerde yer alıp, mesela diyorsunuz ki işte bugün geçen hafta Java 17 yayınlandı. Ama işte ben Java 19'da şöyle bir özellik gelse çok harika olur. Ve şey yapıyorsun, yani direkt community'ye bir request açıyorsun. Bu odalarda tartışılıyor, üzerine konuşuluyor. Eğer faydalı bir şeyse, yeterli oylamayı alırsa geliştirme için bir takım oluşuyor ve o geliştirilip önümüze sunuluyor. Ama burada eleştiren şöyle bir nokta var abi. Mesela işte lambdalar, functional programlama falan diğer dillerden çok daha sonra geldi mesela Java. İnsanlar dedi ki Java'ya yeni mi geldi falan. Java aslında adımlarını sağlam atıyor ve geriye dönelik uyumluluğu gerçekten garanti ediyor ve bazı şeyler Java'ya, yeni yeni trendler kendini kanıtladıktan sonra Java'ya implemente ediliyor. Böyle de bir dezavantajı olabilir belki buraya yönelik. Diğer slide'a geçeceğim abi, ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok. Şimdi az önce dedin ya, işte kocaman bir ekosistem, bir platform, Java sadece bir programlama dili değil. Hani bunları söylüyoruz ama bunu biraz daha böyle somutlaştırmak istediğinde, bu platformdan kasıt nedir? JVM platformu nedir? Üzerinde koşan diller nelerdir? Belki bunlara biraz bahsederiz abi. Şimdi JVM dediğimiz aslında birkaç, senin de orada yazdığın birkaç programlama dilini çalıştırabilen Java Virtual Machine. Ben uzun bir süre Scala'da çalıştım. Scala programlama diliyle bir kod, bir uygulama yazdığınızda JVM'de çalıştırabiliyorsunuz. Ek bir yükleme, ek bir virtual machine'e ihtiyacınız yok. Sanal makineye ihtiyacınız yok. Aynı şekilde Kotlin de öyle. Aynı şekilde Java'nın kendisi de öyle. Yani
bir çatıda toplanmış birden fazla yazılım dili olabiliyor. Groovy de böyle mesela. Groovy Gradle tarafında karşımıza daha çok çıkıyor. Orada da kullanabiliyorsunuz. Önemli olan yani bu şey demek. Siz bir şirketsiniz ve bu şirket Java Virtual Machine'lere yatırım yaptı. Büyükçe bir yatırım yaptı. Sunucu satın aldı diyelim. Bu şey demek değil. Ben sadece Java'da yazabilirim demek değil. Ama aynısı mesela yine karşılaştırmak gerekirse C# için geçerli değil. C# sadece C# yazdığınız uygulamayı sadece Microsoft sunucularında çalıştırabilirsiniz. Ama JVM de o JVM platformuna ait yazılım dillerinden bahsediyorum. Ve JVM'in şöyle bir güzelliği var. JVM'i siz Microsoft'ta da çalıştırabilirsiniz. Mac'te de çalıştırabilirsiniz. Linux'te de çalıştırabilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var. Yani tek bir yazılım dilinden bahsetmiyoruz. Bir yazılım dili ailesinden bahsediyoruz. Ortak özelliği hepsi JVM'de çalışıyor. Farklı Java dağıtımları dedin. Şu anda en çok bilinen dağıtıcılar Oracle ve Adobe. Adobe neydi? Adobe T'ydi değil mi? Taner. Adobe T mi? Öyle bir şey. Şu anda şey bir de herhalde abi. IBM çok görev oluyor. Evet. Ne demek bu? Örneğin Oracle kendi geliştirmelerini yapıyor dil üzerinde. Diyor ki benim Oracle Java'm budur. İsteyen bunu kullansın. Başka birisi başka bir şey geliştiriyor. Scala mesela. Scala komünitesi tarafından Java üzerine geliştirilmiş bir dil. Java'nın eksiklerini tamamlıyoruz diye çıktılar. Geçtiğimiz Mart ayında ben de Scala vs. Java diye bir sunum yapmıştım uluslararası konferansta. Günün sonunda baktığımızda şunu tamamlıyoruz. Java'nın eksiklikleri yok mu? Var. Developer'ın hayatını zorlaştıran konuları yok mu? Var. Scala da bunu tamamlıyor mesela. Ama Java da yavaş yavaş daha çok özellikle son 3 senedir bu community gücünü daha çok kullanarak 6 ayda bir sürüm çıkartıyor mesela. Şu an 17 çıktı. Ve bu eksiklikleri giderek tamamlıyorlar. Evet. Şöyle aslında dediğin gibi Java şu anda mesela yeni bir teknoloji çıktığında, yeni bir framework çıktığında ilk öncelikle Java'ya uyumluluğunu düşünmek zorunda. Çünkü devasa bir ekosistem var ve birinci öncelik bence şu anda hala enterprise tarafı oynamak istiyorsan Java gibi de bir tablo var. Bir de şu var mesela hani canın sıkıldı ve ben işte JVM speklerine bakarak biraz da C biliyorsan hani evde kendi JVM'imi yazacağım diyebiliyorsun. GitHub'a girip mesela OpenJDK üzerinden Java'ya direkt böyle oradaki speklerini okuyup değerlendirebiliyorsun. Yani IBM'in JVM'i Java'sı ayrı olabilir, Oracle'ın ayrı olabilir, X bir firmasının ayrı olabilir. Java standartları belirler ve bunun üzerinde de implementasyonlarını gerçekleştirirsin. Şimdi abi şu TOB indeksi en çok kullanılan programlama dili geyikleri vardır ya. Mesela TOB evet çok anlamlı olmasa da şöyle mesela TOB indeksi de şey her zaman bakılan ilk referanstır herhalde diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü o Stack Overflow şeyleri biraz daha böyle popülist olabiliyor. Şimdi TOB indekslerinde de kullanım oranlarına bakarsak arkadaşlar şu siyah çizgi Java oluyor. Mavi çizgi de C. Mavi çizgide C oluyor. Altta da yazıyor diller. Hangi dilin ne kadar kullanıldığı ve popüler olduğu. Bu TOB şuna göre indeksliyor. Google'da arama yapılan, aratılan ve işte bir şekilde projeye başlanılan aramalara göre indeksliyor bunları. Java belli dönemler düşüyor, iniyor, çıkıyor, birinci oluyor, olmuyor ama genel hatta her zaman birinciliğini koruyor. Arkadaşlar şu var, C ile Java çok ayrı alanlara hitap ediyor. O yüzden Java ile C bambaşka dünyalar ve ikisi birbirine rakip değil burada. Alt tarafta da diğer diller var. Yani hangisi ne kadar kullanılıyor gibisinden görmek isterseniz açıp bu indeksleri inceleyebilirsiniz. Öylesine koyduk, amacımız dil yarıştırmak değil. Hiçbir dil değil. Pardon abi. Ben kendi
taktiğimi arkadaşlar önereyim. Ben mezun olmadan önce 3. sınıfta falanken tabii hepinizin şu an kafasında hangi alanda ilerlemeliyim? Bu JVM alanı da open source dünyası da olabilir, C de olabilir, machine learning için Python alanında da ilerleyebilirsiniz vesaire vesaire. Ben şuna baktım arkadaşlar. Girdim, o zaman kariyer.net vardı. LinkedIn o kadar meşhur değildi de kariyer.net'te Java yazdım. Çıkan sonuç 100 taneydi. C Sharp yazdım, çıkan sonuç 80 taneydi. İşte ne bileyim C yazdım, çıkan sonuç 20 taneydi. PH 10 tane falan. Sonra dedim ki ha dedim. Java'da demek ki daha çok iş imkanı var. Şimdi sonuçta hepimiz bir şekilde bu bilgiyi paraya dökmek için buradayız. Bu 2 kere 2 4 eder. O yüzden siz şimdi oturup LinkedIn'e baksak en çok yazılım, en çok ilan yine Java alanında olacaktır. Ondan dolayı Java bu kadar popüler. Evet, milyonlarca, daha doğrusu hep birinci sırada kullanım olabilir, okey. Ama bunun karşısında kaç tane iş ilanı var? Onu karşılaştırmak lazım. Bu daha doğru bir metrik olur diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Diğer slide'a geçeceğim. Ekstra ekleyeceğim bir şey. Yok. Güzel taktikti. Onu koyduk cebimize. Evet. Bu da popülist sorular listesinde zirveyi oynayan şeylerimiz. Java öğrenirsem iş bulabilir miyim? Şu soruyu da birleştirebiliriz abi. Java geliştiricilerinin maaş aralıkları nelerdir? Bunun Türkiye üzerinde konuşabiliriz. Çok ufak. Türkiye'de çok değişken olsa da bir de Avrupa'da böyle biraz kıyas yapabiliriz. Valla Türkiye'deki maaşları bilmiyorum. Yani dediğim gibi 2,5-3 sene olacak. Ve çılgın bir değişim var orada. O yüzden çok bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi Java developer'ın, tabii sadece Java bir noktaya kadar sizi götürebiliyor bu arada. Bunu unutmamak lazım. Ben Java'yı öğrendim. İş bulabilir miyim? Hayır. Bu tek başına yeterli değil. Bununla birlikte bir pratiğinizi arttırmanız lazım. İki, yeni bir framework'e geçmeniz lazım. Çünkü enterprise uygulamaların tamamı en az bir, belki daha fazla framework kullanılır. En çok kullanılan ise bizim de yayınlarda hep bahsettiğimiz Spring Framework'tür. İyi bir Java temeli olmadan da bu framework'lerin çalışma prensipleri anlaşılamaz. O yüzden zaten buradasınız. Şu an biz temelini atıyoruz. Oralara bir sonraki slide'da değineceğiz abi. Çok girmeyelim. Tamam. Enterprise'i görünce dayanamadım. dediğim gibi Java önerirsem iş bulabilir miyim? Evet ama ünlemli evet. Devamı gelmesi lazım. Bir de şöyle bir şey değil. Onu da bahsedeyim. Java yazılımda. Bir şey öğrendim, cebime attım. Tamam. Bu cepte. Değil. O, her zaman onu canlı tutman lazım. Bu kucağınızda sevdiğiniz kedi gibi. Sürekli okşaman lazım. Okşamazsan kaçar gider. Öyle düşünün. Evet. Evet. Burada de var. Her zaman o yayınlarda üzerine basılan nokta, nihayetinde yazılım mühendisiyiz ve öğrenecek birçok temel var yani. Dil dışında evet. Da. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Java Android'de orada burada kullanılıyor dedik ama Java'yı Java yapan ve açıkçası şöyle. Şimdi arkadaşlar enterprise diyoruz ya. Mesela bu kavramı bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onlar için mesela küçükçe enterprise nedir? Çok büyük firmalardır. Mesela bankacılıktır, paranın döndüğü sektördür, telekomünikasyondur. Daha böyle kurumsal firmalar olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Şimdi burada dünyada çok açık ara Java'nın kullanıldığını görüyoruz ve Java'nın arkasındaki frameworkler, Jakarta iyi olsun, Spring olsun. Burada Java'nın son 15-20 yıldır muhtemelen çıktığından beri Java domine ediyordur ve bundan sonra önümüzdeki dönüşümde zor olacak gibi. Buradaki dominenin sence kaynağı ne, etkisi ne? Java bunu nasıl yapabiliyor? Burada şirketlerin Java'yı tercih etmesinin sebebi bir, arkasındaki community gücü. İki, JVM gücü.
Yani bir yerde yaz, her yerde çalıştır mantığı. Sonuçta şöyle düşünün. Ben bugün Linux sunucuları aldım. Tamam, çok büyük bir şirketim. İşte 100 tane, 200 tane sunucum var. Hepsine Linux aldım. Sonra o Linux sunucuları bir anda çok pahalı oldu ve Microsoft sunuculara geçmek istiyorum. Ne yapacağım? Dilimi değiştireceğim. Hayır. Sadece JVM'i oradan alacağım. Linux makineden alacağım. Microsoft sunucularına koyacağım. Ondan dolayı bu esneklikten dolayı zaten domine etti. Ki hala domine etmeye devam ediyor. Şimdi C Sharp'la karşılaştırıyoruz. C Sharp'ın geliştirici açısından kolaylıkları yok değil. Var. Bak, sürükle bırak ekran yapıyorsun gibi. İşte burada şirketler şuna bakıyor. Trade-off dediğimiz yani bu dile yatırım yaparsam risklerim neler? Java için, Scala için, Python için karşılaştırıyor. Genelde Java hep ön plan çıkıyor. Bunun sebeplerinden biri de Java geliştiricilerin çok olması. Mesela şu an piyasaya çıkan Scala developer azdır. Ama değerlidir. Ama azdır. Ama Java geliştiricisi çoktur. Bundan dolayı şirketler daha kolay aday bulabilmek, daha çok kolay çalışan bulması için, bulabilmek için Java'yı tercih ediyorlar. Bu saydığım sebeplerden dolayı. Evet. Ek olarak abi ben bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin de bu yayının başında bahsettiğimiz standartları ve spekleri belirlemesi noktasında en büyük katkısının burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Katılıyorum. şöyle mesela arkadaşlar mesela bir uygulama yapıyorsun ve bir bankacılık sektörün var 20 milyon 30 milyon satır kod var ve bir dokümantasyon yayınlıyor ve diyorlar ki bu metotlar artık yok, çalışmıyor. Bunların yerine bu geldi ve senin oturup bütün sistemi değiştirmen büyük bir iş gücü. Ben sana şunu soracağım abi. Mesela eBay'de falan da çalıştım. Ve hani milyonlarca satır kod vardır mesela Java üzerinde koşan. Bu zamana kadar Java üzerine deprecated olanlar bile hala aktlerde kullanılıyor ama işte bu değişti ve artık burayı değiştirmemiz denilen bu geriye dönük uyumluluk noktasında ki deneyimin nedir Java'yla? Biz eBay'de Scala kullanıyorduk ve Scala dilinde maalesef geriye dönük uyumluluk yoktu. Şimdi arkadaşlar bu ne demek diyecek. Onun detayını sizler derslerde anlatırsınız zaten. Ben kısaca bahsedeyim. Yeni bir versiyon çıktı diyelim. Versiyonda kullanmış olduğunuz, sizin Java uygulamanızda kullanmış olduğunuz bir özellik değişti. For değil de Free adlı mesela adını. Tamam mı? Sizin uygulamanız Java uygulaması ise patlamaz. Geriye dönük destekler onu Java. Belli bir süre var. O sürede senin onu değiştirmen gerekiyor. Scala'da bu mümkün değildi. O yüzden biz Scala upgrade'inde bayağı 500 developer oturduk. Bütün Scala speklerini değiştirdik. Ama daha öncesindeki şeylerde dediğim gibi mesela ben burada yine bir firmada tech lead'ken biz Java versiyonu 8'den 11'e geçirdik. Orada örneğin derslerde arkadaşlar bahsedecek. Biz Java 8'de şey kullandık. Stream kütüphanesini for each şey, pardon, option kütüphanesini if present'ini kullanıyorduk her yerde. Java 11'de de if present or else diye bir şey vardır. Desteklemiyor. O şekilde çalışmıyordu. Çalışıyordu. Ve hiçbir şey yapmadan geçişini yapabildik. Ama sonradan şunu diyorsun. Daha iyi bir kod base'im olsun diye. Ya hadi buraları da değiştirelim oluyor bu sefer. Buna şey deniyor işte technical debt deniyor. Teknik borç mu oluyor Türkçesi? Öyle bir şey galiba. Evet. Orayı atıp yavaş yavaş hani uygulama çalışmaya devam ediyor. Biz yavaş yavaş geçiş yaptık mesela. Hani sürümümüzde 11 yaptık, uygulama çalışıyor. 11'in özelliklerine yavaş yavaş geçiş yapmış olduk. Böylelikle daha smooth bir geçiş olmuş oluyoruz. Harala gürele geçiş yapmanıza gerek kalmıyor. Ama Scala'da bu mümkün değildi. Biz bir hafta, 2 hafta kapandık. Bütün spekleri değiştirdik mesela. Bu arada kullandığımız terimler yabancı geliyorsa arkadaşlar soru cevapta yazın. Zaten bu terimlere kurs süresince siz de aşina olacaksınız. Evet, bunları zaten birçok noktada açıklama imkanı bulacağız ve zamanla alışacaklardır diye düşünüyorum. Bir de muhakkak zaten
programları da İngilizce yazacağız, terimleri de İngilizce kullanacağız. Çünkü dışarıda sektörde bu böyle kullanılıyor ve işte burada framework diyoruz ki dışarıya çıktığınızda çatıyı duyamazsınız mesela. Hani framework burada alışın ki dışarıda yabancılık çekmeyin. Şimdi abi şu soruyu çok şey geçtik işte. Java geliştireceğim maaş aralıkları nelerdir? Müsaade edersen ben bunu da biraz sallayacağım böyle. Varsa elinde rakam söyle. Ben şunu söyleyeyim. Benim yakinen şirket sahibi olan arkadaşlarım var. Onların yeni mezunlara verdikleri maaşları biliyorum. Yani 4000 ile 5000 arası değişiyor yeni mezunun maaşı. Tabii bu sizin yetkinliklerinize bağlı. Bu sizin kendinizi satmanıza bağlı aslında. Ama ortalama bu şekilde diyebiliyorum. Evet. Belki skalayı şey diye açabiliriz. Hani junior yeni mezunsan 5-10, midsen 10-20, hani seniorsan üzerine de artı gider diye böyle çok kabaca belki bir şey söylenebilir. Ama çok değişken yani. Burada bir rakam verilmesi de pek mümkün değil. Ama şunu bilin. En çok aranan yazılımcı Java yazılımcısıdır. Bunu bilin yeter. Evet. Şimdi Java öğrensem 5 sonra ölürüm abi. Hayır, bu ölmez. Bu soru da çok geliyor. Net ölmez. Neden ölmez? Arkadaşlar bu şekilde işte Scala ölür mü? Java ölür mü? İşte ne bileyim C# ölür mü? Hiçbir dil ölmez. Mesela ölen ne ölmüştür? Fortran ölmüştür. Neden? Çünkü bir sürü şeyi vardır, sıkıntısı vardır modern dünyada. Geliştirilmiyordur. Ama Java sürekli kendini geliştiren, 6 ayda yeni bir sürüm çıkartan bir dil. Hani yazdım bıraktım, Java 4'te hala takılıyorum değil. Bu yüzden ölmez diyorum. Ama Java bugün dese ki ya kardeş yeni bir versiyon çıkartmayı bıraktık, durdurduk. O zaman bunu düşünebilirsin. Ama şunu unutmayın, Java öğrendin. 5 yıl boyunca sadece Java özelliği CV'nde yazıyorsa o da sıkıntı. Bu sefer ondan endişelenmeniz lazım. Ama Java öğrensen 5 yıl sonra ölür mü? Ölmez. Oraya yanında bir sıfır koy yine ölmez. Evet. Abi benim de şöyle bir çıkarım var. Biraz böyle espriyle karışık. Hani bugün dediler ki komüniteleri dağıttık. Tek bir satır dahi kod yazmıyoruz. Java bitti. Java komüniteleri açıkladı, işi bırakıyoruz. Bundan sonra kimse Java yazmayacak. Dünyadaki bu enterprise firmaların Java'dan başka bir uygulamaya geçmesi bile en az 10 yıl. Yani Java geliştiricileri bir tane kod Java yazılmasa bile dönüşüm için 10 yıl daha ekmek yer gibi bir muhabbet vardı. Aynen. Öyle bir sonraki slide'a geçiyorum. Geçelim. Sen de amma soru hazırlamışsın kardeşim ya. Bu ne ya? Evet, 30. Evet. Gürkan kaç dakikan var? Ben kaçacağım kardeşim. Şaka yapıyorum. Evet. Tamam, bu sorular biraz daha yakın birbirine. Hızlıca toparlarız. Bu son slaytımız zaten. Başka yok. Ha, okay. Sonra Furkan'a bırakacağız sözü. Ben bootcamp'le ilgili daha çok soru bekliyordum. Ama yokmuş. Okay. Evet. Bootcamp biraz daha. Bu sorular bootcamp sondakiler. Tamam. Şimdi bu biraz değindin de aslında iyi bir Java temelimizin olması neden önemli? Şimdi az önce de biraz giriş yapmıştım. Oradan toparlayayım. Şimdi modern dünyada, modern yazılım dünyasında siz nereye giderseniz gidin çok az karşınıza bir framework olmayan uygulama çıkacaktır. Ya da enterprise çözümü olmayan belki de hiç çıkmayacaktır. Neden? Çünkü bu tarz uygulamalar daha zor maintain dedi Türkçesine. Sürdürülebilir. Daha zor sürdürülebilir. Daha zor genişletilebilir. Vesaire vesaire bir sürü sıkıntısı var. Hiçbir şirkette böyle bir şeyi istemez. O yüzden bunun yanında bir framework ister. Ama bu frameworklerin kullanımını öğrenmeniz için, bu frameworklerin prensiplerini iyi kavramanız için bir Java temeliniz olması gerekiyor. Sen aşağıda yazmışsın Spring, Jacquard, Quarkus gibi. Bunların hepsi Java ile çalışan frameworkler. Framework'ün tanımını yapacak mısın bu arada? Yok, onu derslerde gireceğiz abi. Uzatmak için burada. Tamam. Bu iyi bir Java temeliniz olmadan
bunların hiçbirini kavrayamazsınız. Havada kalır. Böyle bir büyülü dünya gibi gelir. O yüzden iyi bir çaba temelinizin olması gerekiyor. Evet, şimdi biz bir de mesela şey diyoruz işte Java işte, ya şöyle bir şey var aslında, mesela Java öğrenmiş olmuyoruz sadece. Aslında hani object oriented'ı functional programın ki öğrenince diğer dille de geçip hızlıca kod yazabiliyorsun. Mesela sen bugün eminim ki 10 gün oturup C Sharp'ın tutorial'ına baksan 10 gün sonra normal C Sharp yazabiliyor olursun diye düşünüyorum. Buradaki şeyler mesela object oriented function'ın programı, buradaki bu felsefeler, paradigmalar, Java'nın da temelini oluşturan ve şu an üzerine kurulu olan, bunların belki bizim için hani dilden bağımsız olarak biraz felsefesine, önemine değinebilir. Ya tabii object oriented olmadan bir Java uygulaması, bir Python uygulaması, bir C# uygulaması düşünülemez. Neden? Çünkü object oriented olmayan bir uygulama en basiti yönetimi zordur. Her şey bir sayfada olduğunu düşün, bir dosyada yazılı olduğunu düşün ve milyonlarca satır kod var. Sen neresine yönetim yapacaksın? Neresine ekleme yapacaksın? Genişletemezsin bile o şeyi, uygulamayı. Aynı şekilde bunlar basit uygulamalardır. Yani bir enterprise çözüm üretemezsin sen orada. Yani bir bankanın core kısmını yapamazsın. Ben böyle bir programla da karşılaştım bu arada. Sene 2010 muydu? 2009 muydu neydi? Yok pardon. 2014'tü. Vodafone'la çalışıyorum. Vodafone'un business'ının, yani o cirosunun %15'inin döndüğü bir uygulama var. C# yazılmış. Tek bir dosyadan oluşuyor. Herhangi bir object oriented hiçbir şey yok. Ve ağlıyorlar. Yani abi, YouTube'a biz bunu yapacağız ya, şey gelmesin şimdi. Aa doğru, buraları keselim. Falan salladık, keselim buraları. Velhasılı demek istediğim şu, genişletemezsin, maintain edemezsin, sürdüremezsin, dediğim gibi yönetemezsin. Çok zordur yönetimi. İşte bu noktalarda object oriented ve function programımı hayatımıza giriyor. Profesyonel yazılım hayatımızda en çok karşımıza çıkacak olan problemleri bunlarla çözebiliyoruz. Özellikle Java'nın 8. versiyonundan sonra da fonksiyonel programlama bir Java developer'ın olmazsa olmazıdır diyebilirim. Okey, tamam. Ya böyle çok detayına girmeden, hani arkadaşlar çünkü bootcamp'te karşısına çok çıkacaktır. Spring, Jakarta, Quarkus, bunlar ne ola ki? Java'dan ayrı şeyler mi acaba? Ne yapılıyor, yeniliyor mu falan? Çok ufak. Yani bunların hepsi birer framework'tür. Framework'lar sizin yapacağınız uygulamada bazı şeyleri o daha otomatize hale getirilmiş halidir. Örneğin sen bir web uygulaması yapacaksın. Web uygulaması yaparken bir sürü ayar, bir sürü konfigürasyon yapman gerekir. Ama bunların hepsini Spring Boot otomatik olarak yapmıştır. Sen sadece business case'ini, yani o iş modelini oraya oturtturup bir web uygulaması hazır hale getirmiş olabilirsin. Ama az önce de söylediğim gibi bunları anlayabilmen için iyi bir Java temelinin olması gerekiyor. Tamam. Şu konulara biraz değinelim abi. Bu konuya biraz detaylı da değinebilirsin. Çünkü slaytların arasında en önemli sorulardan. Bootcamp'ten en iyi nasıl yararlanacağız? Arkadaşlar çok iyi hazırlandı bu arada. Herkese onu söyleyeyim. Bir aylık kendileri kampı aldılar ve bu bootcamp'a hazırlanıyorlar. Birincisi, yayınları kaçırmayın. Yani salı ve perşembe günleri saat 9'da başlayacak yayınlar, her ders. Aktif olmaya çalışın. İkincisi, en azından ben olsam ne yapardım? Şimdi biz bu yayınları kayıttan alıyoruz ve YouTube'a yayınlayacağız. Burada anlatılan konuları en az bir kere YouTube'dan dinleyin. Bir kod örneği yapılmışsa bu kod örneğini kendi bilgisayarınızda mutlaka yazın. Derslerde yazılan kodların hepsini GitHub'da bulacaksınız. Oradan orayı örnek alabilirsiniz tabii ki. Bu da yetmez. Ödevlerimiz olacak. Değil mi Taner? Yanlış bilmiyorum. Sallamayın. Evet, evet. Ödevlerimiz ve quizlerimiz olacak. Onlara da mutlaka katılım sağlarsanız bu bootcamp'ten maksimum derecede faydalanmış olursunuz. Şöyle, bootcamp sonrası geleceğiz, gideceğiz, çalışacağız, kod yazacağız. İşe girebileceğiz mi hemen?
Para var mı hemen? O ya bu biraz evet desem ütopik bir cevap vermiş olurum. Hep bahsediyorum Java tek başına yeterli değildir diye. Ama buradan en iyi şekilde faydalandığınız zaman sizin Spring Boot, Jakarta, Quarkus öğrenmeniz çok 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 daha kolay olacaktır. Bu temelleri bu bootcamp almayan birisi için o Spring ya da o frameworkleri öğrenmek 2 ayını 3 ayını alacakken sizin belki 1 ayınız alacak. Ve ondan yani hayatınızı kolaylaştıracak aslında. Ama direkt bootcamp'ten çıktım 6 ay sonra 4 ay sonra iş bulabilir miyim? Evet dersem ütopik bir cevap vermiş olurum. Evet. Bu sizin kendinizi geliştirmenize bağlı yani. Evet ama şöyle açıkçası şimdi devamında düzenlemeyi düşündüğünüz etkinlikler nelerdir diye sordum ben. Belki buna girince niçin bu bootcamp'i de aslında yapılıyor, ediliyor? Çünkü mesela kanalda zaten Spring eğitimleri ve ileri düzey eğitimler çok fazla var. Temel bir eğitim yoktu. Yayınlar nasıl devam edecek? Mesela bu bootcamp'tan sonra belki de bir Spring Boot, Spring Data JPA, hani Hepsi Data plan Structure dahilinde. gibi Hepsi plan eğitimler dahilinde. olur mu? Ya şimdi şöyle, biz bundan 3 ay önce yine Discord kanalımızda bir oylama yaptık. Dedik ki biz bir bootcamp ya da bir workshop yapmak istiyoruz. Hangi alanda yapalım? İşte konularımız Spring Boot'tu, Docker'dı, bir de AWS vardı galiba. Oraya şöyle bir cevap gelmeye başladı. Abi biz Java'yı tam kavrayamadık. Sen Spring anlatsan da bize havada kalacak. Ha dedik, o zaman dur. Önce Java'yı bir bitirelim. Sonrasında Spring Boot'a, sonrasında Docker'a geçeriz. O yüzden bunların hepsi plan dahilinde. Java bitti, Spring Boot bitti, Docker bitti, AWS. Sonra tekrardan Java, Spring. Böyle bir döngü halinde bu bootcamp'lar devam edecek. Evet. Bootcamp'tan sonra yayınlar devam edecek mi? Onu Murat'a sormak lazım. Peki tamam. Bu soru da çok geliyor. Ya şöyle, biz yayınlarla bu bootcamp'i şey yapmak istemedik, önüne geçmek istemedik. Şimdi bizim de ayrı bir planımız daha var. Ayrı bir takip ettiğimiz projemiz de var. Bir de çalışıyoruz aynı zamanda. O yüzden yayınlara vakit bulamıyoruz arkadaşlar maalesef. Ama arada sürpriz yayınlar yapabiliriz tabii ki. Peki, bu açıklamayla senden duyduğu iyi oldu abi. Şeyi söyleyeceğim bir de. Arkadaşlar şimdi bu eğitimler tamamen ücretsiz ve evet abi. Evet, seni dinliyorum. Yani şöyle tamamen ücretsiz ve biz bundan bir kar amacı gütmüyoruz. 5 kişilik bir ekibimiz var ve konu konu böldük. Herkes farklı konuları anlatacak ve herkes sırayla yayın alacak. Ekipçe ne devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şöyle bir süre sınırlamamız yok arkadaşlar. Konular ne zaman biterse o zaman bootcamp bitecek. Bu tahmini bizim tahminimiz. 5 ile 8 ay arasında değişir gibi bir tahminimiz var. Haftada 2 gün yayın yaparsak uzar mı? Uzatmamaya da çalışacağız bu süreci. Kısalar mı? Çok kısa süreceğini de düşünmüyorum. O yüzden mesela başlangıçta motivasyonu yüksek oluyor insanların. Ama bu süreç biraz daha böyle acılı bir süreç, öğrenmesi, emek isteyen bir süreç. Lütfen, lütfen, lütfen motivasyonunuzu kırılıp bırakmayın. Çünkü mesela 100 kişi başlıyor. İlk bir yılda yazılımcıya devam eden belki %5'i devam etmiyor. Lütfen bu kırılıma uğramayın. Bizlerle kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın Taner çok güzel bir şey söyledi. Bu tarz şeyler böyle yarım saatte, 1 saatte, 3 günde öğrenilecek şeyler değil. Java öyle. Ben 4 sene eğitim aldım mesela. Üniversite eğitimi. Burada size bir kısmını göstereceğiz. Ben Java eğitimi 1 yıl boyunca üniversitede aldım. Ve öyle bir beklentiniz olmasın. Yani ben buraya geleceğim. İşte 4 günde, 5 günde 4-5 yayına katılacağım ve Java'yı öğreneceğim. Böyle bir dünya yok. Açıkça söyleyeyim. O yüzden motivasyonunuzu düşürmeyin. Takıldığınız herhangi bir problemde zaten kanallarımız açık. Puff takımı mentionlayın ya da bana yazın. Cevabını bulabilirsiniz. Ama motivasyonunuzu hiçbir şekilde düşürmeyin arkadaşlar. Bu giderek artar. Dedikten sonra ben herkese teşekkür ediyorum.